Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu. Efendim, Nuray Hocam'la birlikte 17 Ağustos'un 20. yıl dönümü nedeniyle bu süre içinde yani 20 yılda neler oldu, neler bitti, 20 yılda neler yapıldı, neler yapılmadı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nuray Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi günler efendim. Evet, ben hemen bir kısa özet vermek istiyorum hocam. 17 Ağustos 1999'da saat 03.01'de merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi bildiğiniz üzere. Büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi. Deprem Kocaeli ile birlikte Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu ve Bolu depremin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kaldı. Resmi rakamlara göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi yaralandı. Ancak bölge halkı can kaybının çok daha yüksek olduğu konusunda resmi olmayan kaynaklar can kaybının 50 bin civarında olduğunu belirtiyor. Ve 2010 yılında yayınlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon raporunda da bu husus kayda geçmiş durumda. Raporda belirtiyor, komisyon raporu da belirtiyor. İzmit Körfezi'nin güneyinde bulunan Gölcük, Değirmendere, Karamürsel gibi yerler aynı zamanda sahile yakın olduğu için depremle birlikte deniz sularının altında kalan can kaybı ve hasar tespiti yapmak çok zor oldu. Depremin etkilediği İstanbul'un Avcılar ilçesinde ise 976 kişi yaşamını yitirdi. 100 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Avcılar'da 3000'den fazla yapı ağır hasar gördü ve 50 yapı tamamen yıkıldı. Birçok yapı da az ve orta hasara uğradı. Bu olayla birlikte aynı zamanda TÜPRAŞ'lı bir yangın çıktı biliyorsunuz. Söndürmesi çok zor gerçekleşen ve yurt dışından gelen yangın söndürme uzmanları tarafından söndürülen önemli bir yangın çıktı ve bölge çok ciddi bir tehlike atlattı. Keza Aksa Fabrikası'nda bir kimyasal sızıntı gerçekleşti. Depremin ekonomik etkileri üzerine de farklı kurumların yaptığı hesaplamalar var. 12 ila 20 milyar dolar arasında değişiyor bu açıklamalar. Devlet Planlama Teşkilatı 15-19 milyar dolar, Dünya Bankası 12-17 milyar dolar, TÜSİAD ise 17 milyar dolar olarak hesaplıyor. Ve depremin ardından özellikle yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle dış kaynak ihtiyacı artarken sanayi bölgelerinde bir süre üretim faaliyetlerine ara verilmesi de ekonominin küçülmesine neden oldu. Hatta 2001 yılı ekonomik krizinin çıkmasında da depremin çok önemli bir etkisi olduğu belirtildi. Evet, bu listeyi fazla uzatmamıza gerek yok hocam. Buradan hemen Meclis Araştırma Komisyonları'nın raporlarına geçmek istiyorum. İki tane rapor var bildiğimiz. Birincisi 23.12.1999 yani hemen depremin arkasından hazırlanan 50 sayfalık bir rapor bu. Can kaybı ve yaralanma olayları dışında birçok bilgiyi kapsıyor. Can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgileri bu raporda göremiyoruz. İkinci rapor 8 Temmuz 2010 tarihinde deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu. 154 sayfalık oldukça kapsamlı bir rapor ve 17 Ağustos depreminde tüm Marmara bölgesinde gerçekleşen ölümler, yaralanmalar, sakat kalanlar üzerine ve binalara ilişkinde oldukça detaylı açıklamaların yapıldığı bir rapor. Bizim bugünkü programda vereceğimiz bütün bilgiler
çok rahatlıkla internetten ulaşılabilecek bilgilerdir. O nedenle izleyicilerimizin de merak ettikleri konularda çok rahatlıkla internette arama yaparak raporlara ve bilgilere ulaşmaları mümkün. Bir de tabii hemen Başbakanlığın 21 Mart 2000 tarih ve 2009 sayılı genelgesiyle kurulan bir Ulusal Deprem Konseyi var hocam. Bunun içinde yer aldınız. O konudaki bilgileri de sizden rica ediyorum. Efendim, belirttiğiniz gibi çok kısa bir süre sonra depremden, Mart ayında 2000 yılında bir başbakanlık genelgesiyle kuruldu Ulusal Deprem Konseyi. Yer bilimleri, inşaat bilimleri ve mimarlık, sosyal bilimler ve diğer alanlardan toplam 20 bilim adamı seçildi ve konsey hemen çok yoğun bir çalışmaya temposuna girdi. 2007 tarihine kadar lağvedildiği 6 Ocak 2007 tarihine kadar yoğun olarak çalışmalarına devam etti. Ve bu tarihte maalesef lağvedildi. Ve bunun nedeni olarak da açıklanan gerekçede sadece belli bir tarihe ve döneme mahsus olarak yayınlanması nedeniyle genelgenin artık uygulama alanının kalmaması gibi biraz garip bir gerekçe ileri sürüldü. Aslında tabii burada önemli olan husus şuydu. Konsey kurulduktan sonra o zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'e özür dilerim. Yaptığımız ziyarette kendisi bunun bir kararnameyle kurulmamış olmasının, konseyin yani kararname yerine bir başbakanlık genelgesiyle kurulmasının mahsurlu olduğunu, dolayısıyla bu kurulun alacağı kararların bir yaptırım gücü olmayacağını, etkisinin olmayacağını ifade etmişti. O zaman bunun önemini ben kişisel olarak pek anlayamamıştım ama daha sonra gerçekten bu kurul kendi içinde çok disiplinli bir biçimde çalışmasına ve iki tane çok önemli rapor hazırlamasına rağmen hükümetle ilişkileri sağlıklı bir biçimde kurulamadı bir şekilde. Hükümet bu kuruldan bir şey talep etmedi ve en sonunda kendileri de lağvettiler. Bu bir anlamda çok iyi niyetle kurulmuş ve seçilen kişilerin de çok büyük özveriyle çalıştığı bir kuruldu. Ben de bu kurulda görev almaktan çok mutlu oldum çalışma süresi boyunca ama maalesef ömrü çok uzun olmadı ve etkisi de fazla olamadı. Evet, çok önemli bir satır başı daha var. Hemen arkasından geldi 3 Şubat 2000 tarihinde bu kanun hükmünde 595 sayılı kararname. Efendim tabii bugün bile maalesef hala yaşadığımız sorun Türkiye'de gerçek manada bir yapı denetim sisteminin mevcut olmaması. Herhalde bu programın sonunda varacağımız en önemli sonuçlardan, yani yapılamayanlar sınıfına giren en önemli konu da bu. Evet. Bu tabii bizim bildiğimiz bir konuydu. Bu işin içinde olanların gayet iyi bildiği bir konuydu. Ve deprem olur olmaz zaten depremin meydana getirdiği aşırı büyük yıkım karşısında depremden sonra ilk alınacak tedbir olarak doğru dürüst bir yapı denetim kanununun çıkarılması gereği açıkça görülüyordu. Nitekim hükümet meclisten aldığı yetkiye dayanarak bir kanun hükmünde kararnameyle 595 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bir yapı denetim sistemi getirdi. Bu sistem eskiden işte sadece fenni mesul dediğimiz kişilere dayalı yetersiz ve verimsiz, çalışmayan bir, ne olduğu da pek belli olmayan. İşte kağıt üstünde belki çok öncelerinde, yani bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında veya daha sonraki 30'larda 40'larda çalışan bir sistem bile olsa
artık 2000'li yılların ya 1990'ların ortamında anlamı olmayan bir sistemdi. Ve gayet rasyonel bir sistem getirildi. Tabii bu birden ortaya çıkmadı. Bununla ilgili ön hazırlık çalışmaları zaten yapılmıştı. Ama şunu memnuniyetle ve özellikle belirtmek istiyorum. Bürokrasi, yani hükümet bürokrasisi, bu dönemin bürokrasisi, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla başta ve bu konuyla ilgili kişilerle doğrudan temas ederek bu kararnamelerin hazırlanmasını çok kısa bir süre içinde sağladı. Ve bu kararnameyle yeni bir sistem getirildi. Ve bunun en önemli tarafı yapı denetimi görevini yapacak kişilerin kualifikasyonları belirlendi ve bunlara uzman mühendis adı verildi. Ve uzman mühendislik unvanının da nasıl alınabileceği, bunun nasıl belgelendirileceği ile ilgili hususlar kararnamede ayrıntılı olarak yer aldı. Bu uzman mühendisliğin çalışmasıyla ve seçimiyle ilgili ayrıntılı hususlar ise ikinci bir kararnameye bırakıldı ve nitekim o kararnamede 20 Haziran 2000'de, yani 4 ay sonra 601 numaralı kararnameyle yayınlandı. Bununla da uzman mühendislik ve mimarlık tanımıyla ilgili bütün detaylar açıklığa kavuştu. Bunların imtihanları nasıl yapılacak ve bu yetkiler nasıl verilecek vesaire. Bu aslında bizim bugün yıllardır aslında bu depremden önce de konuşuyorduk ama depremden sonra yıllardır konuştuğumuz yetkin mühendislik sisteminin aslında başka bir isim altında, uzman mühendislik adı altında ifadesiydi. Biz o zaman da yetkin mühendislik tabiri kullanılsa daha iyi olur dedik ama kararnameleri hazırlayan Bayındır Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu öyle uygun gördü. Biz de pek üstünde durmadık. Önemli olan özüydü bunun. Yani ismi tabii değişik de olabilir. Bu derhal bir sürü firma kuruldu bunlarla ilgili. Bu yapı denetim firmaları kuruldu. Geçici olarak belli kişilere uzman mühendislik unvanı verildi ve sistem tam çalışmaya başlayacakken maalesef bir siyasi parti ve çok üzülerek ifade ediyorum, Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, Danıştay üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne götürerek konuyu kararnameyi iptal etti. Parti ismini vermekte bir sakınca yok bence hocam. Fazilet evet. Partisi'ydi. Evet. Bunu ilk önce hem ciddi bir şekilde tartışmadan ve araştırma yapmadan Danıştay'a götüren, evet. Danıştay'da bu meselenin bir kanun hükmünde kararname olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bildirdi. Anayasa Mahkemesi de verdiğiniz tarihte anladığımız kadarıyla bir takım usulle ilgili sorunlar olabilir bu kararnamelerde. Ama iyi niyetle yaklaşılsaydı, evet. Onlar düzeltilip kararnameler icabında tekrar yayınlanabilirdi. Evet. Ve bugünkü bununla da karşı karşıya kalmaz. İşin acı tarafı bu olay olduktan sonra alel acele 4308 sayılı bugün yürürlükte olan yapı denetim kanununu meclis bir gece içinde kaldırdı. Evet. Kanunlaştırdı. Ertesi sabah kalktık ne olduğunu anlayamadık. Evet. Ve tamamen eskiye dönüş. Eskiye dönüş oldu. Düşünün, o tarihten bu yana kadar bu kanun hala doğru dürüst uygulanamıyor. Defaatle değiştirildi. Yönetmelikleri sayısını bilmediğim kadar sayıda değiştirildi, uygulama yönetmelikleri. Hala değiştiriliyor. Evet. En son bu yılın başında tekrar değiştirildi. Özellikle uzman mühendislerle ilgili önemli bir kayıt ortadan kaldırıldı ve hatta son değişikliklerden biriyle de birlikte bunu herhangi bir teknik elemanın da gerçekleştirebileceğine ilişkin bir madde de eklendi. Efendim işte bir takım tanımlar yapıyorlar ama sonuç olarak bir uzmanlık belgesi olmayan, bir yetkinlik belgesi olmayan kişiler burada
Türkiye'de bugün deprem ülkesinde yüksek binaların yapıldığı, çok önemli tehlikeli binaların yapıldığı, tehlikeli bir deprem ortamında bu binaların yapıldığı bir düzende tam manasıyla yetkin olmayan kişilerin kontrolüne bırakılmış durumdadır inşaat sanayi. Evet. Türkiye maalesef bu problemi 20 yılda çözemedi. Problem olduğu yerde duruyor. Kendi kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. Evet, bugün özellikle bu Sarıyer'deki kolon patlaması nedeniyle boşaltılan ki o iki binaya, iki apartman ve yanlış hatırlamıyorsam 5 tane de tek katlı binanın boşaltılmasıyla sonuçlandı. Orada bile hala 1999 sonrası yapılan binaların deprem güvenlikli olduğu iddiasıyla karşılaşıyoruz. O da başka evet. Bir yanılgı. Türkiye'de depreme dayanıklı bina yapımının sadece şartnamelere bağlı olduğu gibi bir yanlış algı var. Şartnameler gayet tabii önemlidir. Belli dönemlerde bu şartnameler değiştirilir. Bilimin ve uygulamanın gereklerine göre modifiye edilir ve geliştirilir. Ama önemli olan bu şartnamelerin nasıl uygulandığıdır. Bu şartnamelerin uygulanması için de ciddi bir kontrol sisteminin olup olmadığı meselesidir. Türkiye'de esasen mühendislik eğitimi giderek daha kötü bir duruma geliyor. Üniversitelerden zaten aslına bakarsanız gelişmiş ülkelerde de böyledir. Üniversitelerden mezun olan mühendisler doğrudan uygulamada çok önemsiz işler dışında büyük projelere imza atamazlar, yetkilendirilemezler. Bunların belli bir çıraklık döneminden geçtikten sonra uzmanlıklarının belgelendirilmesi gerekir. Bütün dünyada bu yetkin mühendislik, bizim yetkin mühendislik adını verdiğimiz sistem, bütün dünyada çeşitli adlarla hem de gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde değil veya bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde değil. Amerika'da profesyonel mühendislik adı altında. İşte İngiltere'de onların tabiriyle Chartered Engineering adı altında. Almanya'da Proof Engineering adı altında. Diğer ülkelerde çeşitli isimlerle bu belgelendirme, yetkilendirme, ehil olan insanların ancak bu işle de görevlendirilebileceği hususu kurala, kanuna bağlanmış. Evet. Türkiye bu konuda bu acı tecrübeyi yaşamış olmamıza rağmen ve daha büyük acı tecrübeleri yaşama potansiyelini önümüzde taşımamıza rağmen hala bir şey yapabilmiş değil. Bu 20 yıldan çıkarılacak en önemli menfi ders budur. Evet. Hemen ben MEER projesine geçmek istiyorum hocam. 1999-2006 Dünya Bankası Proje Uygulama Birimi tarafından acil durum yönetimi planlaması ve afet sigorta sisteminin oluşturulması, yetişkinler için psikolojik sorunlarıyla başa çıkabilme çalışmaları, Kocaeli ve Sakarya'da deprem konutları yapımı gibi üç ana başlıkta yapılan bir projedir. Bu çok önemli bir projedir. Dünya Bankası deprem olur olmaz ekiplerini gönderdi Türkiye'ye ve hakikaten çok büyük ihtiyacımız vardı. Ve derhal bu sistem içinde görevlendirmeler, ihaleler yapıldı. Özellikle acil durum planlaması ve afet sigorta sisteminin oluşturulması kısmı ki birinci kısmı, en önemli kısmı. Üçüncü kısım doğrudan doğruya inşaat finansmanıdır. Evet, ama o da çok başarılı bir şekilde yapıldı. O da başarılı bir biçimde ve süratle yapıldı. Ama birinci kısmın bence çok önemi var. Aslına bakarsanız gerek AFAD'ın kurulmasında, gerek DASK'ın kurulmasında, daha önce öncü çalışmalar olmasına rağmen, ki bundan önce de bir TEFER projesi vardır. Evet. Bu TEFER projesi de aslında ilk olarak Doğu Karadeniz'deki sel afetleri ve daha sonra Adana Ceyhan depremindeki hasarlar dolayısıyla devreye giren bir projedir. Onun arkasından bu geldi. İkisi birlikte çalıştılar bir anlamda. Ankara'da çok başarılı bir biçimde oluşturulan proje uygulama birimi de, yani bu projeyi yürüten tamamen birimde, Dünya Bankası kurallarıyla çalışan, Başbakanlığa bağlı bir birim. Bir birim. O da çok güzel bu projeyi yönetti. Bence bu proje Dünya Bankası'nın çeşitli projeleri içinde, daha sonra da hala devam eden projeleri içinde hem zamanlaması hem içeriği hem de
operasyonu bakımından çok başarılı bir proje olmuştur. Ve dediğim gibi gerek AFAD'ın gerekse DASK'ın oluşturulmasındaki temel fikirleri ve mekanizmaları ortaya koymuştur. Vaaz etmiştir. Evet hocam, bir bakıma da önemi var. Çünkü Dünya Bankası Marmara depreminin hemen arkasından uygulamalarında önemli bir değişiklik yaptı. Afet sonrasında destekten daha önce afet öncesi riskin azaltılması projelerine destek olmaya başladı. Evet. O anlamda bir tarihsel değişiklik olduğunu da kayda geçmemizde fayda var. Siz DASK'ın kuruluşundan bahsettiniz. Evet. Hemen onu ele alabiliriz. 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren bu sistem uygulamaya konuldu. Ve DASK aslında 7 kişiden oluşan bir yönetim kuruluyla idare edilen, ki bu yönetim kurulu üyeleri de farklı konularda uzmanlaşmış üst düzey kamu görevlileri 5 kişi, özel sektör yetkilisi 1 kişi ve üniversite temsilcisi 1 kişi oluşuyor. DASK'ın teknik ve işletim süreçlerinin yönetimi de 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca 5 yıllık dönemlerle sigorta şirketlerinden herhangi birisine veriliyor. Orada da bir ihale açılıyor. O ihalenin sonucunda yönetim tamamen sigorta şirketine 5 yıllığına veriliyor ve Türkiye'nin yüz akı kuruluşlarından birisi durumunda. Evet. Başarıyla çalışmaları devam eden, işte yine deprem sonrası oluşumların içinde bir başarı noktası olarak ifade edebileceğimiz bir kurum. Evet. Ve şu anda tabii ki katkısı, yararı konusunda çeşitli tartışmalar yapılabilir ama önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulamamız lazım. 2002 yılında iki tane önemli Sayıştay raporu var hocam. Birisi 2002'ye 2, diğeri de 2002'ye 3. İlki İstanbul depreme nasıl hazırlanıyor başlıklı bir rapor. İkincisi ise Bayındırlık Bakanlığı Marmara ve Düzce depremleri sonrası faaliyetleri üzerine. İkisi de son derece kıymetli ve arandığında Sayıştay deprem raporları diye arandığında hemen internette izleyicilerimizin bulabileceği iki önemli kaynak. Evet. Burada da birçok tespit edilmiş olan hususun uygulanmadığını, yapılan uygulamalardaki hatalara ilişkinde birçok bilginin olduğu iki önemli rapordan bahsediyoruz. Hemen arkasından İstanbul için deprem master planına geliyor. Sizin de içinde yer aldığınız Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'lü uzmanların birlikte çalıştıkları. Evet, bu proje çok güzel bir proje oldu ve 4 üniversite aslında oldukça kısa bir süre içinde çok yoğun bir biçimde çalışarak bu raporu meydana getirdiler. Koordinasyonu Kandil, benim de görevli olduğum Kandil Rasathanesi çerçevesinde o zaman Kandili'de öğretim üyesi olan arkadaşımız Profesör Atilla Ansal tarafından koordine edildi. Çok yoğun toplantılar yaptık ve sonuçta bugün de İnternette yine bulunabilir bu. Var. Tümü indirilebilir. Kalın bir rapordur. 1334 sayfa. Ama internetten indirip bakan seyircilerimiz içeriğinin ne kadar zengin olacağını göreceklerdir. Burada prensip olarak öncelikle İstanbul'un mevcut durumunun bir resmi çıkarılmaya çalıştı o tarih itibariyle. 2003'ten bahsediyoruz. Daha sonra teknik konu olarak yapıların deprem dayanımının incelenmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili çeşitli yöntem önerileri ifade edildi. Çok ayrıntılı bir bölümdür teknik bakımdan. Ondan sonra yerleşim, hukuk, idari yapı ve kaynak yönetimi. Ki bunların her biri çok önemli konular. Bunlar da bu dört üniversitemizden çok değerli bilim adamları büyük mesai vererek her bir alanda çok doğru ve geçerli öneriler bulundular. Yani hukuk alanında örneğin ne gibi kanunların hazırlanması gerektiği vesaire. Kaynak yönetimi konusunda mesela işte bu hatta DASK'la ilgili olarak DASK'ın
daha sonra uyguladığı bir takım uygulamaların gerekçeleri de burada ifade edildi. Finans uzmanları çalıştı üniversitelerimizden. Yani fevkalade iyi bir bölümdür bu bölümde. Daha sonra deprem bilgi altyapısının nasıl oluşturulacağıyla ilgili bir bölüm var. Bir de çok önemli, yine üniversitelerimizden değerli bir öğretim üyesi arkadaşlarımızın katkıda bulunduğu eğitim ve sosyal çalışmalar. Bu da ayrı bir bölüm. Eğitimciler, psikologlar, evet, hepsi sosyologlar. Evet. Örneğin benim Boğaziçi Üniversitesi'nden çok değerli arkadaşlar, benim tanıdığım arkadaşlarım burada çalıştılar. Risk ve afet yönetimi ayrı bir bölüm olarak ortaya konuldu ve sonuç olarak bu şekilde 7 tane bölümden ibaret. O gün itibariyle İstanbul'un resmini çıkaran ve İstanbul'da o gün itibariyle neler yapılması gerektiğini çok açık seçik ortaya koyan, bütün eksiklerimizi ne olduğunu belirten bir rapordur. Çözüm önerileriyle birlikte. Çözüm önerileriyle. Gayet tabii tartışılan yerleri olmuştur. Muhakkak. O tarihten bu yana çok daha farklı görüşler, daha ileri görüşler olabilir ama maalesef bu rapor rafta bekliyor. Evet. Yani yaşamadı, yaşama getirilmedi, tartışılmadı büyük ölçüde. Anlatabiliyor muyum? Yani canlı tutulmadı. Kim tarafından? Büyük ölçüde İstanbul Belediyesi tarafından. Evet. Ve yani bu master planın hazırlanması siparişini veren ve bunun kaynağını da sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Dahasını da söyleyeyim hocam, hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde bu rapora ulaşmak mümkün. Ama dediğiniz gibi sitede ve rafta bekliyor maalesef. Evet. Hemen buna bağlı olarak Zeytinburnu'nda bir pilot proje yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ'nün katkılarıyla. Bu da sanıyorum gene Kandilli'nin patronajında yürüdü değil mi hocam? Zeytinburnu projesi. Bütün üniversiteler bir arada çalıştı. Bir arada çalıştı. Evet, çeşitli kısımları bölüştürerek. Evet. Evet. Bu bir uygulama projesiydi. Yani sonuç olarak İstanbul Deprem Master Planı'nda öngörülen, önerilen yöntemlerin bir nevi uygulamasının yapıldığı bir pilot proje olarak düşünüldü. Kısmen tatbik edildi ama bir kısmı da kısmen de yarım kaldı. Evet, 17 bin bina birebir tarandı. Evet, evet. Gözden geçirildi. İlk gözle yapılan kontrollerin sonucunda risk olduğu tespit edilen binalarda daha derinlemesine araştırmalar yapıldı. Ve bu 17 bin binadan 2295 binanın yüksek risk taşıdığı belirleniyor bu raporla birlikte. Ve bu riskten de 72.388 kişinin etkilenmesinin öngörüldüğünü biliyoruz. Başlangıçta Zeytinburnu'nun tamamında uygulanacağı açıklanan bir dönüşüm sadece Sümer Mahallesi'nin bir kısmında hayata geçirildi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra 23 Şubat 2013'te 455 daire ve 29 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Bu kadar sınırlı tutuldu. Bir kötü bilgi de 21 Şubat 2007'de yani sürecin neredeyse ortasında Çırpıcı Mahallesi Taş Ocağı Caddesi 42 numaradaki huzur apartmanı kendiliğinden çöktü hocam. Evet. Hemen buradan deprem şurasına geçebiliriz. Evet. Aralık 2003'de çalışmaları başladı. Evet, çok önemli olaylardan biridir deprem şurası da. O zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın hazırlık çalışmaları 2002 yılında başlamıştı. Özellikle ismini belirtmekten mutluluk duyuyorum. O zamanki müsteşar yardımcısı Mahmut Küçük arkadaşımızın değerli çalışmalarıyla biz de katkıda bulunmaya çalışmıştık. Bu şuranın yapısı, hangi komisyonların oluşturulacağı ve şuranın ana konuları detaylı bir hazırlık çalışmasıyla tespit edildi. Bu amaçla Ankara'da muhtelif toplantılar yapıldı ve sonuçta Nisan 2000,
4 tarihinde İstanbul'da deprem çalışması deprem şurası toplandı. Sonuç 7 tane rapor ayrı ayrı komisyonların raporları yayınlandı. Bunlar Kurumsal Yapılanma Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Afet Bilgi Sistemi Komisyonu, Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Yapı Denetimi Komisyonu, Yapı Malzemeleri Komisyonu, Kaynak Temini ve Sigorta Komisyonu ve Eğitim Komisyonu olmak üzere. Bu konular görüyorsunuz ortak İstanbul Deprem Master Planı'nda da hemen hemen bu konular zaten incelendi. Tabii burada öbürü İstanbul ölçeğindeydi. Burada biraz daha genel manada. Ama bu da internette bu raporlara erişmek mümkün. İnşaat Mühendisleri Odası sitesinde bu var. Evet. Fevkalade önemli raporlardır genel olarak. Kağıt üzerinde bunu maalesef hem memnuniyetle söylüyorum hem üzülerek söylüyorum. Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz raporlar gerçekten oldukça kısa bir süre içinde katkıda bulunan çok sayıda bilim adamı, uygulamacı, bürokrat, mühendisin katkılarıyla hakikaten iyi şeyler hazırlanmıştır. Çok kafa patlatılmıştır bu işlere. Büyük zaman harcanmıştır. Çok ter dökülmüştür ama hepsi maalesef büyük ölçüde pek azı hariç realize edilememiş ve kağıt üstünde ve rafta kalmıştır. Bizim zaten millet olarak, devlet olarak en büyük sorunlarımızdan biri bu. Temel problemlerimizden biri bu değil mi? Problemleri teşhis ediyoruz. Evet. Yazıyoruz, çiziyoruz, raporluyoruz ama ondan sonra uygulama bakımından. Yani çok... bütün bu süreç için, 20 yıllık dönem için şunu söylemek çok mümkün herhalde hocam. 20 yılda araştırılmayan, incelenmeyen hiçbir konu kalmadı. Bu hemen yer hemen. Bilimleri açısından da böyle. Marmara Denizi'nde yapılan araştırmalar vesaire açısından da böyle. 354 bilim insanı ve uzmanın katıldığı bu şura 29-30 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi İstanbul'da. Evet, İstanbul, genel kurulu, evet genel kurul İstanbul'da gerçekleştirildi. Evet. Buna da daha önce de söylediğimiz gibi internet üzerinden bu raporun detaylarına ulaşmak mümkün. Bu da son derece tafsilatlı, çok sayfadan oluşan çeşitli komisyonların ayrı ayrı şeylerinin yayınlandığı, raporlarının yayınlandığı bir külliyat olarak rafta bekliyor hala. Evet, bu Ulusal Deprem Konseyi Ulusal Deprem Araştırma Programı raporu var. Strateji, araştırma alanları ve ARGE konularında Şubat 2005 tarihli hocam. Ulusal Deprem Konseyi temel olarak iki tane rapor hazırladı. Bir tanesi genel strateji raporu. İlk başta başladığımız, başta bahsettiğimiz bu o tarihi 2000 olması lazım hemen başında. Evet. Ve daha sonra 6 Mayıs 2002'de 2002 evet. Deprem zararlarını azaltma ulusal stratejisi başlıklı rapor. O epey emek verilen bir şeydir. Bir de ikinci bir raporu 2005'te yayınlandı. Ulusal Deprem Araştırma Programı, yani araştırma konularının açık seçik çeşitli alt disiplinler halinde ortaya konduğu bir program. Daha sonra TÜBİTAK bu programdan da yararlanarak yine aynı yılın ikinci yarısında hemen hemen aynı kişilerin de katılımıyla, yani Ulusal Deprem Konseyi üyelerinin de katılımıyla bir komisyon oluşturdu ve Türkiye Ulusal Deprem Araştırma Programı TUDAP daha geniş bir biçimde yayınlandı. Evet ve aslında Ulusal Deprem Konseyi'nin de belki son çalışması bu oldu. Yayınlanan son çalışması olarak, bu oldu. Bu oldu efendim. Evet. Hemen İstanbul ve çevresindeki köprü ve viyadüklerin güçlendirilmesine kronolojik olarak gidiyoruz. Hocam. 2005'ten itibaren tabii çok önemli bir sorun. Zaten bütün raporlarda, daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi özellikle ulaşım altyapısı, özellikle köprüler ve viyadükler tabii fevkalade önemliydi ve bu bağlamda İstanbul'da
zaten o tarih itibariyle sayısı çok sınırlı olan ana arterler üzerindeki önemli köprülerin önemli bir kısmının esasen deprem hasar riski altında olduğunu çok iyi biliyorduk. Bu konuda pek çok araştırma çalışma yapılmıştı zaten. Bu konuda çok yoğun bir çalışma yapıldı ve karayollarının o zamanki 17. Bölge Müdürlüğü bu konuyu gayet ciddi bir biçimde değerlendirdi. Ve bu arada biz de açıkta söyleyeyim, ben kişisel olarak da bu konunun kamuoyuna mal edilmesi için çok çaba gösterdik. Çünkü çok büyük tehlike vardı. Çok iyi hatırlıyoruz bunu hocam. Evet. Nitekim bunun meyvesi alındı, kamuoyu hareketlendi, hükümet bu konuya çoğuldu ve Japonya ile 100 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yapıldı. Çok iyi şartlarla, neredeyse bedava faizsiz gibi. Ve bu krediyle birinci Boğaz Köprüsü'ne bağlanan Ortaköy Vadisi'ndeki çok kritik durumda olan, hemen hemen depremde yıkılacağı kesin gibi olan eski 1972-73 tarihli iki tane viyadük, bugün üstünden geçerken numaraları yazar orada, 408 ve 409 numaralı viyadükler ve daha sonra biraz yukarıda Yıldız çıkışındaki 411 viyadük, o da büyük bir vadiyi geçer. Vadiyi geçiyor. Onların güçlendirilmesi sağlandı bu krediyle ilk planda. Daha sonra Haliç Köprüsü, yani ki başta da onu Japonlar yapmıştı zaten 70'lerin başında. Ve en son şeyde de Mecidiyeköy Viyadüğü güçlendirildi. Mecidiyeköy Viyadüğü çok özel bir uygulamayla, sismik izolasyon tekniğiyle güçlendirildi. Ve hiçbir şekilde trafikte aksama sağlanmadı. Diğerlerinde de öyle. Biz de bütüm bu projelerde, Japon hükümetinin kredisiyle yapılan projelerde Kandilli olarak karayolları adına kontrol görevini yaptık. Müşavirliğini yaptık. Evet. Ve bugün çok rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Çok önemli bir şey, gayet önemli. Birinci köprüyle ilgili hiçbir… Çünkü bakın 408-409 numaralı viyadükler yapılmamış olsaydı bir depremde onların yıkılması halinde Boğaz Köprüsü'nün kullanılması diye bir şey söz konusu değil. Boğaz Köprüsü battal olur. Evet. Çünkü onlara bağlı. Evet. Bir de tabii o kadar yoğun Boğaz bir köprünün… Boğaz Köprüsü'nde de bir takım çalışmalar yapıldı daha ileri tarihi itibariyle ama onların büyük ölçüde depremle ilgisi yok. Oradaki askı sistemi değiştirildi. Doğru olmayan bir askı sistemi vardı. Boğaz Köprüsü gibi asma köprülerin, diğer asma köprülerinde depremde tehlikeli davranış göstermesi pek beklenmez. Bunlar çok emniyetli yapılardır ve çok uzun periyotlu, çok fleksibil yapılardır. Onlarda bir şey beklemiyorduk. Ama onlar da elden geçirildi. Birinci köprü özellikle askı sistemi değiştirilerek çok iyi bir iş yapıldı. Karayolları o bakımdan da çok başarılı oldu. Ama önemli olan dediğim gibi ona ulaşım sağlayan viyadükler eğer bir şey olsaydı esas problem oradaydı. Sonuç olarak bu arterin üzerinde 408, 409, 411 viyadükleri ve Mecidiyeköy Viyadüğü ve Haliç Köprüsü bir bütün olarak bu hattın kendi içinde depreme dayanıklı hale getirilmesini sağladı. Tabii bunun yanında pek çok küçük köprü ve viyadükte bağlantı yollarında, değil mi? Evet. Ana yol üzerinde de daha sonra onlar da güçlendirildi. Dönemin Karayolları Teşkilatı'nın da bu konuda son derece aktif olduğunu zaten belirttiniz. Özellikle İstanbul'da 17. bölge bu konuda çok aktif çalıştı. Onlara teşekkür borçluyuz. Bu yapılan müspet işlerden biridir. Evet. Yani müspet işler de yapıldı. Vaktimiz kalacak mı bilmiyorum hepsinden bahsetmek için. Belki daha sonra. Evet, önümüzdeki hafta programımıza devam edeceğiz hocam. 26 Ağustos tarihinde saat 16'da yine izleyicilerimizle buluşacağız. Çünkü daha bahsedeceğimiz hem yapılan ve doğru olan, hem yapılmasına rağmen yanlış olan, hem de
hazır olan ama uygulanmayan, rafta bekleyen başka birçok olaydan bahsedeceğiz. Kısa bir toparlama yaparsak hocam, evet. Biz bütün bunların içinde bu DASK'ın kuruluşunu son derece önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Evet. Ve İstanbul çevresindeki köprü ve viyadüklerin güçlendirilmesi, deprem şurası, Zeytinburnu pilot projesinin başlangıcı ve Sümer Mahallesi'ndeki uygulama, keza Ulusal Deprem Konseyi'nin kurulmasını, MER projesini, evet. Bu yani Dünya Bankası tarafından uygulanan proje uygulama biriminin yönetiminde, patronajında yürütülen çalışmayı, keza Sayıştay tarafından çıkarılmış olan iki raporu değerlendirmeyi, İstanbul için deprem master planını geçtiğimiz dönemin en önemli unsurları olarak, 20 yılın en önemli unsurları olarak belirtiyoruz. Tabii bu arada programın içinde bahsetmiş olduğumuz 595 numaralı kanun hakkındaki, kanun hükmündeki kararname, keza 601 numaralı kanun hükmündeki kararnamelerin de son derece önemli fakat değiştirile kadük hale getirildiği ve bir yandan da tabii iptal edildiği, Anayasa Mahkemesi evet. tarafından iptal edildiğini özellikle belirtmek isteriz. Bu arada baştaki özet içinde vermediğim bir konu daha var. O da vergiler ve bağışlar konusu. Evet. Bülent Ecevit Başkanlığındaki Üçlü Koalisyon Hükümeti gerek deprem sonrası yardım ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak gerekse de depremin yarattığı ekonomik zararların etkilerini gidermek için bir dizi yasal düzenleme yürürlüğe koydu. Başta özel iletişim vergisi olmak üzere yeni vergiler getirildi ve bu vergilerin büyük bir kısmı halen uygulamada evet. devam ediyor. Yurt dışından gelen ve Türkiye'de toplanan bağışların hesabını bir türlü alamadık bu 20 yıl boyunca. Ne kadar toplandı, nereye harcandı ama Başbakan Bülent Ecevit, afet fonunda toplanan paraların bir kısmının kamu personelinin maaşlarının ödemesinde kullanıldığını da açıkladı 2000 yılında. Halen biz bu konularda bilgilere ulaşabilmiş değiliz. Birçok dava var, yer bilimleri çalışması var ama onları da artık bir sonraki programımızda evet. ele alalım. Kapatmadan önce özellikle belirtmek istediğiniz bir husus var mı hocam? Evet, ben dönüp dolaşıp bütün sıkıntılarımızın depreme dayanıklı yapı teknolojisini geliştirememiş olmamızda yattığını söylemek istiyorum. Bunun da en önemli temel noktasının bu işin işini bilen, bilgili, deneyimli, ehil insanlar tarafından yapılması olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu da tekrar söylüyorum. Bunun da tek ve tek çözümünün bizim bundan sonra yıllardır ifade ettiğimiz halde gerçekleşmeyen yetkin mühendislik sistemi ve buna bağlı kurumlaşmanın artık hayata geçirilmesi gerektiğini bütün kamu yöneticilerinden rica ediyorum. Bekliyoruz. Değil mi hocam? Evet. Evet. Efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Önümüzdeki hafta 136. programda tekrar birlikte olacağız. İyi günler dileriz. Hoşça kalınız. İyi günler efendim.